Ben Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Piner. Battalgazi Belediye'mizin fen işleri ekibinin Fırat Mahallesi sınırları içerisinde hastanenin hemen karşısında bulunan Zencefil Sokak'ta bulunan altyapı çalışmasının neticesinde şu an burada görüldüğü gibi çok hummalı güzel bir çalışma yapılmakta. Sokaklarımızın, asfalt yollarımızın, kaldırımlarımızın insanların daha kullanışlı, daha güzel bir şekilde kullanmaları anlamında kaliteli bir kaldırım ve kaliteli bir asfalt tüm halkımızın hak ettiği gibi, bizim Fırat Mahallesi'nin vatandaşları da hak ettiği gibi güzel, sağlıklı, güzel bir çalışma yapılmakta. Bu çalışmalarımız bayramdan hemen sonra yine bizim 9 sokağımızda burada olduğu gibi devam edecek inşallah. Çünkü proje dahilinde altyapı çalışmaları bitti. 9 sokağımızda yine Battalgazi Belediye'miz bizimle beraber. Ben buradan Battalgazi Belediye Başkanım Sayın Osman Güder'e, Fen İşleri Müdürü'ne, bütün ekibime, mahallem adına, şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bahar döneminin başlamasıyla özellikle üst yapı çalışmalarımızı başlatmış olduk. Şu an Fırat Mahallemizdeki bir caddemizin altyapısını daha önce gerçekleştirmiştik, yenilemiştik. Şimdi altyapıdan sonra da biliyorsunuz belli bir süreç hava soğukluğundan dolayı asfaltların dökümünü gerçekleştiremiyorduk. Bir de Rabbim hayırlısından versin, bu geçtiğimiz kış ciddi kar yağışıyla karşılaşmış olduk. Tabii yollarımızı açmak ve ulaşımı sağlamak için tuzlama işlemini gerçekleştirmiştik. Tabii bu tuz biliyorsunuz, tuz ve su asfaltın düşmanı. Birçok yolumuzda problem oluştu. Bu problemleri inşallah kısa sürede gidermiş olacağız. Altyapılarımız, birçok bölgede sıkıntılarımız vardı altyapılarımızdan dolayı. Bunların hemen hemen şehir içerisinde büyük bir kısmını tamamlamış olduk. İnşallah bu çalışma yapılan yerlerin asfaltlamaları da kısa süre içerisinde arkadaşlarımız gerçekleştirmiş olacaklar. Şunu ifade ettik, görev süremiz içerisinde vatandaşlarımızın yaşam konforunu sağlamak için her ne gerekiyorsa, gerek yeşil alanıyla, gerek yollarıyla, gerek altyapısıyla, gerek sosyal donatısıyla, spor alanlarıyla Battalgazi'mize bir bir hizmetlerimizi kazandırıyoruz. İnsanların istifadesine sunuyoruz. Dediğim gibi bugün Fırat Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarımızı inşallah bitireceğiz. Yarın ve ertesi gün özellikle elektrik akımının yer altına alınmasıyla Kernek Mahallemizde orada yolla alakalı problemlerimiz vardı. İnşallah kısa süre içerisinde de oraya başlayıp orayı da rehabilite etmiş olacağız. Battalgazi şehir merkezi Malatya'mızın eski yerleşke yeri. Büyük şehir olmasından kaynaklı birçok köy alanımız mahalleye dönüşmüş oldu. Ve biz geldiğimizde yapısal problemleri çözelim diye işe koyulmuş olduk. Ve yol ağı, ulaşım ağı gerçekten önemli. İnsanların yaşam konforunu etkileyen hizmetlerden bir tanesi. Bunu sağlamak için özellikle kırsal alanda toplulaştırma sorunun çözülmesi gerekiyordu. Malatya'mızın, aslında Türkiye'mizin tarım noktasında en önemli sorunlarından bir tanesi. Ve uğraşlarımız, ciddi uğraşlarımız oldu.
burada emeği geçen vekillerime de teşekkür ediyorum. Toplaştırmanın Battalgazi bölgesinde bitmesi gerekiyordu. Bununla alakalı olarak gerek devlet su işleri üzerinden bu işlemler gidiyor. Onların bütçelerini sağlama noktasında da biz belediye olarak devlet su işlerinin bütçe ayrılması noktasında defaten önceki Tarım Bakanımızla defaten görüştük ve ciddi destekler almış olduk. Yaklaşık 600 kilometrelik bir toplaştırma yolunun açılıp, biliyorsunuz toplaştırma yolları açıyor ama bu yolların rehabilitesi belediyelere kalıyor. Biz de şu an 600 kilometreye yakın yeni yol açıp ve rehabilite ettik. Diğer tarafta stabilizesi olmayan yollarımızın stabilizelerini sermiş olduk. Asfaltı olmayan yollarımızın asfaltını yapmış olduk. Dediğim gibi geçen yıl biraz sorun sıkıntı yaşadık. Bu geçtiğimiz kış, daha doğrusu geçen yıl derken bu geçen kışı ifade ediyorum. Orada yolların açılması için biz o zaman büyük bir gayret çaba sarf etmiştik ve milletin de takdirini almıştık. Dediğim gibi yollarımızda tuzlamadan kaynaklı ve sudan kaynaklı bazı problemlerimiz olmuştu. İnşallah o problemleri de giderip biz diyoruz ki yol medeniyettir. İnsanları birbirine yollar ulaştırır. Her ne kadar şu an teknolojiyle insanlar iletişim kuruyorlarsa, yüz yüze gelmeyi sağlayan yollardır. Bu hizmetimizden dolayı da vatandaştan ciddi anlamda takdir ve teşekkür aldık. İnşallah bu hizmetler devam edecek ve Battalgazili hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.